Evet, iyi akşamlar Gökhan Bey, nasılsınız? İyi akşamlar, sağ olasınız. Teşekkür ederim size. Güzel bir akşam, neler söylemek istersiniz? Yani Stare çok yakın arkadaşımız. Heyecanını paylaşıyoruz. Paylaşmak için de buraya geldik. Yolculuğunda hep yanında olacağımızı göstermek için. Güzel bir şey yapıyor, güzel bir iş yapıyor. Farklı bir şey yapıyor. O yüzden de biz de her zaman yanında olduğumuzu göstermeye geldik. Oyuncuların müzik sektörüne girmesi sizce... Yanlış mı? Yani iyi bakın, herkes her şeyi yapabilir yani. Yani herkes her işi yapmakta hür. Bunu hep söylüyorum, önemli olan nasıl davrandığınız. Yaptıktan sonra işi, konuştuğunuz şekil çok önemli. Atıyorum ben oyunculuk yapabilirim. Ama oyunculuk yaptıktan sonra ya bu işi de çok iyi yapıyorum ben şimdi hani falan gibi bir demeçler verip böyle konuşursam etrafımda. Bu mesleği küçümsediğim anlamına gelir. Ama öyle yapmayıp ben deniyorum. Çok içimden geldi, çok yapmak istiyorum. Çocukluğumdan beri hayalim ya da ne bileyim heyecanlandırıyor beni. O yüzden de yapmak istiyorum. Öğreniyorum bir yandan gibi bir karakterle bu işi yaparsanız o zaman da kimse size deyip de kalkıp da hani nasıl oyunculuk yaparsın demez. O yüzden de hani herkesin nasıl karakterde bunu yaptığı önemli. İki dalda başarılı olmak mümkün mü? Mümkün tabii, niye olmasın? Bir sürü insan var dünyada. Bir sürü meslek dalı yapıp hepsini çok başarılı bir şekilde sürdürebilen. Önemli olan işte dediğim gibi emek vermeniz, doğru şekilde ilerlemesi ve hayata da doğru şekilde bakmanız da. Sizin de yeni albümünüz var, dahil olsun. 4 yıllardan sonra bir romantik albüm. Evet, 19 Kasım'da çıkacak. Bir ay var daha, daha çıkmadı. Bakalım güzel olacak inşallah, biz de heyecanlıyız. 4 yıllardan sonra romantik bir geri dönüşüm yapmayı nereden planladınız acaba, bu değişim? Yok, zaten şarkılarım yani sakin ve hüzünlü ve aşk şarkıları aslında genel olarak. Bu albümün ismine romantik koymamın sebebi romantik bir albüm olduğu aşikar tabii ki, ama onun dışında da birazcık böyle aslında romantizm akımıyla alakalı bir şeyden ötürü romantik ismini koydum. O şekilde şarkılar, bakış açım bu şekildeydi bu süreç içerisinde. O akıma uyduğunu düşündüğüm için romantik, yoksa bir romantik bir adamın yaptığı bir iş olarak değil, o şekilde vermek istedim. Kendime göre öyle. Yani tartışılır. Sana göre olmayabilir. Sürprizleri sever misiniz yani? Böyle sürpriz yaptığınız olduğum çizimlikleri. Yani yok, çok sürpriz. Yani sürprizi severim. Her şekilde yapmak isterim ederim ama şey... yani klişe şeylerden hoşlanmıyorum ben genel olarak aslında. Farklı şeyleri yapmak istiyorum. Aynen. Yani hani bir şeyi böyle çok romantik olacaksa illa hani o şekilde yapmanın karşısındayım açıkçası. Kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Öyle bir şey var mı? Yok. Yani bir çılgınlık yaptınız mı aşkınız için? Yani ne bileyim yani her türlü şeyi yaparım aslında. Şu an hani yaptığım bir şeyi orada anlatamayayım. Anlatamam yani. Yapıyorumdur yani mutlaka. Çok da romantik olmaya da gerek yok yani bence. Hani... Aşkı bozar mı romantik? Yoksa çok romantik olunca? Yok yani hani böyle bir şeyi tadında dozunda yapmak her zaman daha iyidir. Çok romantik adam da bence sıkar gibi geliyor. Çok teşekkür ederim. Sağ ol.